Şimdi niye böyle yapıyorsun ki daha programa girmeden? Ben dedim ki orada benim onlar. Otur, gel şöyle otur. Rica ettim. Gel şöyle otur. Ya sallayın. Ne oluyor, ben anlamıyorum. Ben. Suçlamadım. Biliyorsan, bir şey biliyorsan açıkla benim oğlumunalım. Hayatım, o senin teyzen. Ne yaptın? O bile katilmiş. Her yere yardım. Şu kızcağıza yardım eder misin? Çıkarsın o zaman, getirsin. Getirsin. Gülşah, bir merhabalaşalım. Gülşah. Götür. Gülşah, merhaba Gülşah. Alır mısınız hanımefendiyle dışarı çıkmayın? Ay ama... Gülşah çok... Benim de Allah'tan başka kimsem yok. Hiç. Gülşah. Ben ona bir şey demedim ki. Beni görmüyor. Bağıran ki... Teyzesi yani. E o da geldi. Niye geldi? Gülşah. Dur, sana bir şey soracağım. Tamam. Gülşah. Tamam dur. Gülşah hoş geldin. Gülşah'cığım hoş geldin. Bir oturur musun? Sağ ol bir tane. Oturur musun? Gülşah. Gülşah çocuğunu arıyor. Otur. Gülşah'cığım hoş geldin. Gülşah'cığım. Benim onunla aynen konuşma. Bak ben yemin ettim. Yaparım. Hiçbir şey yapma. Otur sen. Bir dur bakalım. Bir. Gülşah'cığım o da çocuğunu. Gülşah şurada otur sen. Medeni bir insansın. Otur. Ne oluyor ben anlamıyorum ya. Dur sen bir sakin ol. Hoş geldin. Gülşah. Gülşah bana bak bir. Ben senin sana da katil demedim. Kardeşine hiçbir şey demedim ki ben. Doğru dışarıda bile. Ben de ama ben beraber yiyin. Kubilay'ı öldürmüş. Karısı ortaklık yapmış. Anamla ben yardaklık yapmışız. Her şey planlanmış. E kim demiş onu böyle? Ben böyle bir şey demedim ki soru. Gülşah'cığım. Tamam bir tane. Sen biliyorsan konuş. Tamam Gülşah'cığım bir saniye. Gülşah'cığım da bir durur musun? Hoş geldin. Bir sakin olur musun? Gel mikrofonu taksınayım. Bir sakin ol. Hoş geldin. Abla bak. Bir su ver. Dur bir dakika. Bir dur. Bir dur. Bir sakin ol. Tamam, sağ ol, bir sakin ol. Aşağıda ne dedim size? Sakin ol. Benim onunla aynı ortama... Yemin ettim bak, onu yüzüne söylüyorum. Bak, ne misafirsin sen, dön misafir. Gülşah'cığım sen, o senin teyzen, bir dur sana kimse... Ay teyzesi Aslı. Neyin teyzesi ya? Anamız kardeşliğim teyze. Benim o hastalığa saymadan bunu kızıyla işte kendi yaptım. Kubilay beni... Kızı kocadan boşandı, oğlu bile yoksun ben yıkmışım. Ben ölümlerle hastanede pençeyim. Sizin aranızda böyle problemler mi var? Aha yüzleri! Tamam dur, onları da konuşuruz. Bir sakin olur musun? O zaman çıktığın zaman konuşsaydı. Kimse kimse bilmiyordu. Niye konuşuyorsun şimdi? Niye kesiyormuşsun? Niye kesiyormuşsun sesini ya? Sen herkesi bağırmayla çağırmayla korkutacak mı sandın? Lan neyini korkutacağım? Niye korkutuyorsun? Ben sana dedim mi? Sen bana demedin mi? Çağlayın adresine gel. Ağlayalım ya, abim kayıp. Doğru, abim kayıp. Abi seni aradı. Tamam, ben otur orada sen. Ben. Tamam, sen yalvardın madem. Sen niye gitmedin? En yakın da sendin. Allah tamam. Allah. Niye polis aramadın? Sakin, niye konuşmuyorsun? Niye bağırıyorsun? Ama niye, ne oldu? Kubilay dövdüğün de sağlık. Elini öperim. Değil mi? Hayır, hiçbir şey demedim. Etsene sen halçlısıdır. Yalan yerli. Gülşah. Ha demedim. Gülşah böyle hiç anlamıyoruz Gülşah. Gülşah bir su iç. Böyle hiç anlamıyoruz lütfen. Ben öyle bir şey demedim. Abla çok kırıldım. Tamam. Vallahi kırıldım. Daha canlı yayın demediler, seninle konuşuruz. Ondan sonra çıkarsan çıkarsın neden? Direkt canlı yayına gir. İnsanları kıramıyorum. Aha yapıyorum. Hoş geldin. Bak başında tamam, rica et. Röportaj yapmıştın. Gel istersen röportajını izletirim eğer konuşmak istemiyorsan. Yok konuşurum. Tamam o zaman. Ben söylediğim lafları da söylerim. Tamam. Bunlar gibi yüze bakıp da yalan söyleyip arkadan da şekuyluk yaptım. Tamam, yani sen şöyle mi söylüyorsun? Aslında bu Sedat da biraz yaramaz bir çocuktu. Yani öldüğüne mutlu mu oldu başta ailesi? O yüzden mi polise falan da haber vermedi demek istiyorsun? Hayır ben öyle bir şey demiyorum abla. Bak şimdi. Ekim'in başında olmuş değil mi bu olay? Dün senin şeyini şey yaptım. Benim kardeşim uyuşturucu bağımlısı. Suç dosyalarına baktım kabarık maşallah suç makinesi. Böyle gözüküyor, doğru mu? Kubilay. Ha, benim kardeşim diyorum bak. Bu, bunun oğluna baktığın zaman da pasaklı püsküllü pısırın teki. Bir şey yok.
İlk önce insanlar neye bakıyor? Aa, bu suç makinesi. Ondan sonra 27'sinde, 27 Ağustos'ta cumartesi günü, bak takvime bakmadım, şeyine bakmadım. Tarihleri nereden biliyorum ben? Çünkü ay sonunda ödemem var. O gün 5 günlük iş almışım. Mecidiyeköy'de bir kulübe, oraya gideceğim. Cumartesi günü akşam gece 12'de kardeşim Karabük'e gidecek, öbür kardeşim tır şoförü olan, pasaportunu çıkartacak. Şu yurt dışına gidebilmesi için, işi için. Ondan sonra ikide bana Kubilay mesaj atıyor. Ümit Bey de şey yapıyor, bundan birlikte arıyorlar. Ondan sonra en son dedim ki, ne oldu dedim hani, senin için hayır, benim için hayır. Sizden dedim, bana bugüne kadar hiç hayır bir şey gelmedi. Bak ben bunu kendi kardeşime İkisi de... İkisi birden mi? İkisi birden abla. Senden boyuna para mı istiyorlardı? Sürekli benden para istiyorlar. Sürekli benden şey yapıyor. Sen ne iş yapıyorsun Gülşah? Ben güvenlik işi yapıyorum. Ne iş bulsam yapıyorum. Ha, ama şu var. Aldığım para yalan yok. Geçen sene 200 liraydı, bu sene 300 lira. Yarısını yola gittin. Sadece evine 150, 150. Ha, bunlar nasıl kira diyor, nasıl şey yapıyorum bilmem ne. Onu da söyleyeyim. Çöpten bulurum, karnımı doyururum. Çöpten bulurum, üstümü giyerim. Kapı dışına çıkmam, gezmem, tozmam, hiçbir şey yapmam. Elimdeki avcumdakileri yedirim. Ama bunlar senden boyuna para istiyorlardı ikisi. Benden para istiyorlar. Zaten dedim o şey söyleyeceğim. Bir derin nefes al. Bir dur birkaç saniye. Ve bir derin nefes al. Al şu derin. Ben çok sinirlenince öyle yapıyorum. Sen de öyle yap. Al bir derin nefes. Vallahi sana bir şey söyleyeyim yanlış ama. Doktordaki şu dedi, iğnenin bir tanesini dedi. İki tonluk öküze vursam dedi. Bayılır. Ay, yedinciye vuruyorum. Hala sinirin şey değil dedi. Sinirin o geçti. Haldeyim ben. Tamam. Bak bundan 5 ya da 6 yıl önce doktora gittim. Ben doktoru yalancısıyım. Levent'teki bir doktora. Bana dedi ki sinirlerin tamamen tıkanmış. Ameliyat alsam dedi, ameliyat ağır. %99 masada kalırsın, %1 ihtimal hayatta kalırsan sadece gözlerim var. Sinirlenme ameliyatı var mıymış? Sinirler tıkanınca damarları açıyorlar ya, sinir damarları. He, damarların tıkanmış. He. Sinir tamam. Damarları tıkar. Anladım. Zaten öküz sinir merkezi parçalanmış vaziyette beni. Ondan sonra sağ olasın. Sakinleşti mi biraz? Daha iyi, sakin. Tamam. Şimdi 27 Ağustos'ta seni aradılar. Heh, hani şimdi yine bu, para mı senin istiyorlar? Senin için hayırlı, benim için hayırlı diyor ya. Onların bana söylediği hiçbir şey benim için hayırlı değildir. Ondan sonra tamam dedim ben. Şey yaptım. Kardeşim evde ya. Şimdi dedim gene sinirlerim bozacaklar. Onun olsun huzuru kaçmasın. Onlar da hani tarlaşmasınlar. Vedalaştım. Çıktım şeye. Benim oradaki göbeğin oradaki durağa. Hani marketin ismini söyleyemiyorum. Orada aradım. Ha dedim, benim için hayırlı iş neymiş? Ha mi? İşte abla sen bize kapatma kredisi çıktı. Önceden 6. aydan ya 5. ayın sonu ya 6. ayın başı mıydı? Öyle bir şey. Ümit Bey'e kredi çekiverdi. Annemin maaşını. Ümit'e? He. Bizim kaybımıza yani. Kayıp olana. Ya bu onlar, Ümit de istiyor yani senden böyle para hep. Ya çocuk kimden istese alamıyor, veremiyor. Yani ben, yalan yok, ben Sefaköy'deyken bile para yatırdım. Ekmek alacak durumları yoktu. Kubilay'da da elimden ağacını hani o çöpten de bulduklarım olsa, aldıklarım da olsa alıp götürüyorum arabalarla. Onu da ver, sevaptır diyordum. Benim evime kim gelse ben ne varsa veriyorum. Anladım. Şimdi al bunlar, sen ne olsa ne dediler ki bizim kredimizi çekmiştik yani. Sen bir tane daha kapatmak. O krediyi ben kapatacakmışım, tekrar kredi çekecekmişim. Annemin maaşı benim dedemden. Aldığı para zaten belli. Devlet desteğiyle o zaman hani zamlardan önce yalan söyleyeyim 1800 lira, 1600 küsür lira. Ona benzer bir şeyler. Burada yalan söylemeyeyim bak. Ondan sonra o krediyi çekerken dedim bak abi ben bu krediyle kiramı ödüyorum. Ben sokağa düşersem bak çöpten bulup karnımı doyurabilirim. Elektriksiz birkaç gün yaşayabilirim. Doğalgazlı şey yatağın içine girip onu da yaşarım. Yani şimdi fatura fazla gelmiş ödeyemem diye yeri geliyor. Sobanı yakmıyoruz, altında yatıyoruz. Yani bunlarla yaşayabilirsin. Ama evin olmazsa nerede yaşayacaksın? Kiracısın. O da yok kardeş dedi, şey yaparım. Onu da şey yapmaz, onu da söyleyeyim. Aldıkları araba tamirhanede. Kubilay'ın aldığı araba. Parayı ödeyemedikleri için tamirhaneden çıkaramıyorlar. Kubilay işe başlayamıyor. Benim yüzümden ne oldu? Kardeş böyle böyle yalvarıyor. 3 gün, 4 gün. Annem o şey yapmadı. Ben gene vicdanımı el vermedi. Ha dedim yeter ki Kubilay işe gitsin. O nasıl olsa dedim. Babama bile çektirdiği kredi adam ödüyor. İlk zaman ödeyemedi. Çoğunu ben ödedim. Oradan da bana borçlandı. Onu dedim ödeyemedi. Onu da yapar.
Öder dedim. Ne diyeyim yani? Çaresiz. Bir taraftan araba çıkmasa kardeşim işsiz. Gene tepemde benim. Bütün onun kirası, faturaları, çocuklarının bakımları hepsi benim tepemde. Ondan sonra neyse şey yaptık. Öylelikle krediyi çektik, gönderdik. Ben kardeşimle konuşmuyorum bak. Hiç konuşmadım. Ondan sonra Haziran'ın sonunda yeğenim benim hastalanıyor. Kaan. Zırt pırt vuk bakıyorum arıyor. Normalde Kubilay öyle kolay kolay aramaz. Ya da siz aradım kolay kolay telefonu açmaz. Çok keyfi yerinde değilse. Ondan sonra açtım. Ne oldu dedim zırt pırt arıyorum. Başka zaman arasak açmazsın. İşine gelmedi mi engellersin. Niye arıyorsun şimdi dedim. Abla Kaan çok hasta, hastaneye kaldı. Hangi hastane? Filanca hastanede, oradan şey diğer hastaneye geçecekmiş dedi. Yani reklam olmazsa ismini de söyleyebilirim hastaneye. Yok boş. Hastaneye gittik. O gece orada kaldık. Allah razı olsun. Bundan kocası da geldi. Oturduk, sohbet ettik. Bunlar gitti. Bunlar gitti de yalan söyleyeyim. 10-15 dakikayı bulmadı. Sedat Özcan'la. Hani herkes Sedat Özcan olarak biliyor resmi olarak. Biz de Ümit abi diyoruz. Ondan sonra Kubilay geldi. Annemle beraber yoğun bakıma çocukla herkese şey çok kişi almıyorlar. Biz Ümit abiyle beraber oturduk. Kısa anlatamam yavrum. Şimdi biz seni özür dilerim. Sen onları boş ver.